genital sil. Amacımız aslına bakarsanız ülkemizde ve dünyada giderek öne doğru gelmiş olan cinsellik yaşının getirdiği hastalıklardan bahsetmek. Gerek medyanın gerek sosyal çevrenin etkisiyle gençlerimiz cinsellikle çok erken yaşta tanışmakta. Ne kadar tecrübesiz, ne kadar eğitimsiz olduklarını da göz önüne alırsak bunların hastalık kapmalarının ne kadar yüksek olasılıkta olduğunu bahsetmemiz o kadar kolay. En sık rastlanan hastalıklardan bir tanesi Human Papilloma virüsünün nedeni olmuş olduğu, yani HPV virüsünün nedeni olmuş olduğu genital siğiller ve rahim ağzı kanseri. Bu virüsün birçok tipi hastalığa neden olmakta ama rahim ağzı ile ilgili olan en sık rastlanan tipi tip 16 ve tip 18. Bu enfeksiyonla karşılaşan gençlerimiz veya hanımlarımız yıllar içerisinde değişen bir takım hücresel değişikliklerle en basit hücresel değişiklikten kansere kadar gidebilen tablolarla karşılaşabilmekteler. Bu nedenle bunların zamanında tanık olması bizim için en önemli parametre olarak belirmekte. Hem bu ülke ekonomisi hem halkımızın ve gençlerimizin sağlığı için çok önemli. Öncelikli olarak korunma, halk sağlığı gözüyle bakarsak aşılama yöntemiyle hastalıkla tanışmadan korunma şeklinde. Aileler bazen bu konuda biraz muhafazakar davranmaktalar. Tıpkı hepatit B gibi HPV'nin de sık olabileceğini, nasıl hepatit B cinsel geçişli bir enfeksiyon ama doğar doğmaz çocuklarımıza yapıyor isek, bunun da çocuklarımıza cinsellikle tanışmadan önce yapılması gerekli olduğunu nedense böyle arka plana atmak istemekteler. Onların bu işi yapabileceğini veya bir erkek veya bir eş hanımla karşılaşabileceğinde bu fikirden rahatsız olmaktalar. Oysa ki aşılama ne kadar erken yapılırsa vücudun verdiği immün yanıt o kadar yüksek olacağı için hastalıktan korunma da o kadar başarılı olacak. Bunun yanında düzenli rahim ağzı simir testlerinin de tüm hanımlar tarafından, cinsellikle tanışan tüm hanımlar ve gençler tarafından yıllık olarak yapılması da hastalığa karşı bir diğer koruyucu halk sağlığı yöntemi olarak bahsedilebilir. HPV'nin ikinci sıklıkla rastlanan şekli ise tip 6 ve tip 11'in neden olduğu sıklıkla genital siğiller. Oldukça kozmetik olarak rahatsız edici bir görüntü bu. Vücudun en değerli, cinselliğin en aktif olduğu yaşlarda tüm perineyi dolduran ve hızlı yayılan siğiller hem enfeksiyon getirdiği çirkinliği hem de hastanın kendine olan özgüvenini oldukça etkilemekte. Bununla ilgili olarak tedavi yöntemleri, birçok tedavi yöntemi bilinmekle beraber siğilin ortadan kaldırılması yöntemleri sıklıkla kullanılmakta. Bunlardan en sık kullanılan, yaygın olan koter, yani yakma işlemi. Fakat genital bölgede iz bırakması nedeniyle koter kullanımlarının genital siil tedavisindeki etkinliğine rağmen kullanımının kozmetik açıdan uygun olmadığını düşünmekteyiz. Genital siilleri eğer lazer yöntemleriyle yakarsak, bu konuda kullanılan erbiumyak yakıcı lazerlerin ise hasta tedavisinde genital kozmetolojiyi etkilemeden oldukça başarılı, skar bırakmayan, nüks olasılığında daha etkin çünkü virüsün kendisini de ortadan kaldırıcı özelliğe sahip o bölgedeki, vücuttaki değil yanlış anlaşılması daha başarılı bir tedavi seçeneği olarak sunabiliyoruz. Özetle söylemek istediğim şey şudur ki önemli olan her şeyden önce korunmak. Ama eğer korunamayıp hasta olmuşsak da bu hastalığı kozmetik ve psikolojik olarak en hızlı şekilde en büyük destekle çözebilmek.